Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün çayın kahvenin yanına 5 dakikada kolaylıkla hazırlayabileceğiniz krokan tarifim var. Ben fındıklı, susamlı olarak hazırladım. Dilerseniz fıstıklı, fındıklı, fındı zaten söylemiştim. <gülüyor> <gülüyor> Cevizli, bademli olarak da yapabilirsiniz. Dediğim gibi yapımı çok kolay. Hemen geçiyorum yapımına. Tavaya 1 su bardağı toz şekeri alıyorum. Şimdi kısık ateşte toz şekerin karamelize olmasını bekleyeceğiz. Hiç dokunmadan bu şekilde şekerin erimesi için bekletiyorum. Daha sonra hafif hafif karıştırarak bütün şekerin erimesini ve karamelize olmasını sağlıyorum. Şekeri eritme esnasında böyle topaklanma, birbirine yapışma, sertlik olması normal. Isınma devam ettikçe şeker eriyecektir. Bu şekerin cinsiyle alakalı bazı şekerler hiç bu şekle girmeden kolaylıkla eriyebiliyor. Videonun bu kısmına kadar izlediyseniz yoruma herhangi bir emoji bırakırsanız bana destek olmuş olursunuz. Ya da görüş ve önerilerinizi belirten herhangi bir cümle, kelime, eleştiri de yazabilirsiniz. Evet, şeker tamamen eridi. Şimdi içine bir tatlı kaşığı tereyağını ilave ediyorum ve kısık ateşte tereyağı eriyinceye kadar karıştırıyorum. Şimdi içine yaklaşık bir çay bardağı kadar iri ufaklı kırmış olduğum fındığı ve yarım çay bardağından biraz az susamı ekleyip karıştırıyorum. Başta da belirtmiş olduğum gibi fıstık, badem, ceviz de kullanabilirsiniz. Krokan karışımı hazır. İki parça yağlı kağıt kestim. Bir tanesini üzerine hazırladığım karışımı döküyorum. Mümkünse yapmaya başlamadan önce yağlı kağıdınızı hazırlayın. Zemin üzerine koyun. Ve hemen hazır olduktan sonra üzerine dökün. Bunu dolma olmaması için söylüyorum. Diğer yağlı kağıdı da hemen üzerine yerleştiriyorum ve merdane ile eşit olacak şekilde yayıyorum. Yağlı kağıdı üzerinden dikkatli bir şekilde alıyorum ve bıçakla parçalara bölüyorum. Ben kare halde kestim. Kare olmayan yerleri de vardı. Dikdörtgen ya da bir şişe kapağıyla yuvarlak şekillerde yapabilirsiniz. Derin dondurucuya kaldıracağımdan dolayı düz bir zeminin üzerine, yani ahşabın üzerine aldım. İsterseniz tepsinin üzerine de koyabilirsiniz. Şimdi dediğim gibi dilimliyorum. Dediğim gibi tamamen donması için derin dondurucuya kaldıracağım. Çok fazla beklemesine gerek yok. 3-4 dakika kalması yeterli. Daha sonra kestiğimiz yerlerden parçaları ayıracağız. Ve krokanlar hazır. İçindeki susamla fındıkla gerçekten harika oldular. Özellikle kahvenin yanında nefis oluyor. Denemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. Denerseniz de yoruma yazabilirsiniz. Olumlu olumsuz dönüşlerinizi bekliyorum. Ve videonun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Abone değilseniz abone ol butonundan hemen abone olabilirsiniz. Yan tarafındaki zil işaretine tıklarsanız yani bildirimleri açarsanız da yeni videolarımdan hemen haberiniz olur. Ayrıca videoyu görmesini istediklerinizle de paylaşabilirsiniz. Şimdilik hoşçakalın. Başka videolarda ve tariflerde görüşmek üzere. Herkese merhaba. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz. <laughs> Oğlum sus.